Pandeminin getirdiği ekonomik krizle beraber gerçekten kendi bünyesindeki su işleri dairesinin VASKİ'nin borçlarını ödeyemediği ve kendi personeline, bünyesinde çalıştırdığı personelin maaşlarını ödeyemediği ve büyük miktarlarda borçlandığı konusu göz önünde bulundurulduğunda bu krizin sonuçlarını halka yansıtarak bedava vermesi gereken suyu bir şekilde bir yıl içerisinde %42 zam yaparak ve halkı bu faturaları ödeyemez duruma getirerek sonra da icra yoluyla halktan bu tahsilatın yapılması konusu gündemdedir. İcra eylemleriyle çomak sallaması gibidir. İnsanlar aç ve perişan durumdadırlar. Faturalardaki artış oranları, su faturalarındaki artış oranları bir kere elektriği geçmiş durumda. Biz metre küpünü 4.37'de lira ile Van'da suyu en pahalı illerden olarak kullanıyoruz. İnsanlar da faturalarını ödeyemiyorlar. Bizim muhalefet olarak bu konuda çözüm üretme şansımız yok bu noktada. Ama yani yaşam hakkıdır. Yaşam hakkıdır. Bir yanı da bu anayasaya aykırıdır. Avrupa'daki bağlı olmuş olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine, Kopenhag kriterlerine aykırı bir durumdur. Son zamanlarda 50 bin aboneye yakın abonenin borcunu ödemediğinden dolayı icraya gönderildi. Ve bu icranın da işte AK Parti'ye ve kayyuma yakın olan avukatlar eliyle yapıldı. Diğer taraftan daha önce su borcunu yapılandırarak ödemesini yapmak isteyen vatandaşlara da aynı zamanda icra yolunun ve bu vatandaşların da yine avukatlara 1000 liralık 1000 TL bir ödeme yaparak işlemlerinin devam ettirildiği aldığımız duyumlar arasındadır. Devlet acilen faturalarını ödeyemeyen ailelerin faturalarını ödemek zorundadır. Su hakkı kadar kutsal bir hak var mı? Yani evinde bu kış gününde insanları susuz, perişan bıraktırmanın da bir anlamı yoktur. Bu anlamda buna ilişkin biz mecliste bu konuyu gündeme getireceğiz. Bizim de elimizde sonuçta çok ciddi veriler yok. Biz bu verileri talep edeceğiz. Kaç bin kişinin icralık olduğu, kaç kişinin icralık olduğu, bunu meclis gündemine ve kamuoyu gündemine hep beraber taşıyacağız arkadaşlar. Yani. 400 bine yakın yoksulun olduğu, yine Van'da 100 binin üzerinde işsiz gencimizin, işsiz insanımızın olduğu bir yerde insanların her ay ödeyemeyeceği kadar su faturasıyla karşı karşıya kalması ayrıyeten değerlendirilmesi ve halk tarafından iyi görülmesi gereken bir konudur diye düşünüyoruz. Bölgedeki kayyum belediyelerinin gerçekten çok daha büyük krizler yaşadığını biliyoruz. Artık tıkanma noktalarına geldiğini biliyoruz ve bu tıkanmayı da bir şekilde halkı icraya vererek, halkı sömürerek, halkın bütün ekonomik olanaklarını elinde alarak baş etmeye çalışıyor. Bunun bir çıkar yol olmadığını bir an önce gerçekten bu kayyumların gidip halkın kendi iradesiyle seçtiği belediye başkanlarının, eş başkanlarının ve belediye meclislerinin tekrar halk adına çalışmaya başlaması gerekiyor. Bunun tek yolu budur. Başka da hiçbir çıkar yolu yoktur.